Ich bin Sahnenin bir kaydı olmalı. Veririz. Çiçeğimi salarız. Ama yarın karar veririz. Hayır. Martıları dedi. Hayır. Hava çok güzeldi. Martılara yemek atmıştık. Denizle çok güzel bir yolculuk yapıyordu. Her şey çok güzel olacak. İsmim İrfan. Arkadaşlarımla beraber Kerim'in aile oteline tatile gitmiştik. Yukarıdadır herhalde. Biz tavsiyeme gitti ya. Abi hangi odadayız? Ne bileyim abi. Ay sana iyidir o da yani. Bir üst kat var mı? Sana bir kattayız. Tamam. Aa, yalnız o da güzelmiş. İyi. Abi, yani, iyiymiş abi. Gayet büyük yani. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ama ölmüştüm. İlayda. İrfan'ı kanlar içinde buldum. Onu öldürmüşler. Ne? Kim yapmış olabilir ki? Hemen polise haber verelim. Efendim? Çekmiyor. Ne yapacağız efendim? Ölümüm kimseyi pek etkilememişti ama. Bence otelin kapılarını kilitleyelim. Böyle daha güvenli oluruz. O zaman ben hemen diğerlerine haber vereyim. Kendilerininki etkileyecekti. Yok artık. Aman tanrım. Oha. Şaka yapıyorsun değil mi? Abi inanmak istemiyorum. En büyük düşmanları bir katil değildi. Şüphenin ta kendisiydi. Muhtemelen katil içimizden biri. Çünkü biz buraya gelmeden önce burada kimse yaşıyor olamaz ki abi. Hava çok soğuk ve yiyecek bir şey yok. Hayır, içimizden biri olamaz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. En büyük düşmana karşı bir arada durabilecekler mi? Kim? Hemen söylesin, yoksa kim olduğunu bulursam yemin ediyorum hiç tereddüt etmeden öldürürüm. Ya o sen? Kesinlikle aramızdan biri. Birbirimize güvenemeyiz. İpleri bir arada tutan düğümler yavaş yavaş çözülüyordu. Bence hava kararına kadar birlikte olalım. Böylesi daha güvenli. Bence güvende olmamızın tek yolu kapıları kilitlememiz. Bir de herkesin yani tek başına olması lazım. Yoksa hiçbir şey yapamaz katil. İçimizde bile olsa kapılar kilitliyken hiçbir yerde yanımıza giremez. Benim çok uykum geldi. Uyumak istiyorum. Hareket edeceksek hep birlikte hareket edelim. Herkes bir arada odada kalsın. Ah!
Eylül ne var? Nasıl iyi olayım ki abi? Bir günde iki kişiyi kaybettik ya. Benim de canım çok sıkıldı bu olaya. Ama bence ikimiz bir olup Kazer'i bulabiliriz. Ama bence ikimiz bir olup katili yakalayabiliriz. Aslında anlıyorum. Cezamızı çekmeliyiz. Çünkü çok kötü şeyler yaptık. Ne yapacağız biz bunu? Bence öldürüp kurtulalım abi. Abi saçma mı olur mu öyle ya? İple sabitleyelim, uyandığı zaman bir yere gidemez en azından. Haklısın öyle o zaman, doğru. Ne oldu? Asıl katil Kerim'miş. Nasıl olur? Saçmalamayın. Aşağıdan ip bulabilir misin sen? Tamam, bakarım. Ölmeyi hak ediyoruz. Nasıl fark ettiniz katilin Kerim olduğunu? Ben fark etmedim. Ceren fark etti. Tam beni bıçaklarken geldi, beni kurtardı. İpi buldum. Tamam, süpersin. Tutsana kolunu. Sesler geldi. Sesler mi? Ne oldu? Ne? Aman tanrım. Ceren gördü. Beni bıçaklamaya çalışıyordu. Seni. Kafasına vurdum. Peki bayıldırıp nerede şimdi? Bağladık içeride. Baygın halde. Abi inanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bu odayı kilitleyelim, boşaltalım. Herkes kendi odasına gitsin. Bence de öyle yapalım. Ya siz gidin, ben eşyalarımı toplayıp geliyorum. İleride... Efendim? Gelebilir miyim? Bir şey konuşacağım. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Kerim'le birlikte çalıştın. Neden? Siz daha iyi bilirsiniz. Mesela seni neden öldüreceğimi söyleyeyim. Kerim'i psikopat sevgilinin kıskançlığından dövünce Ayyaş annesi onu sokağa attı. Tabii bundan haberiniz olmadı. Zaten bu otel Kerim'in ailesine dair değil. Peki nasıl? Orası uzun hikaye. Belki de insan ne yapmış olursa olsun
ölümü hak etmiyordur. Artık ne olursa olsun buradan gidelim. Çabuk. Abi dur. Berfin'i ne yapacağız? Boşver, buradan hemen gidelim. Ama yapılan her şeyin bir bedeli var. Daha fazla dayanamayacağım. Hazan. 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 Kerime ve Berfin'e isteyerek veya istemeden yaptığımız şeylerin bedelini ödemiştik. Bu bizim kefaretimizdi. Eğlenceli geçmesi gereken tatilimiz ölümle sonuçlanmıştı. İlk ölen kişi bendim. Ama arkadaşlarımla birlikte hepimiz bedeli ödemiştik. Ve şimdi bedeli ödeme sırası başkalarındaydı. Yaptıkları onun için bir bedeli olur. Haklısın. Ama bak sadece.